Herkese selamlar arkadaşlar videomuza başlamadan önce size bir şey söylemek istiyorum biliyorsunuz ki 20 bin abone yolunda arkadaşlar fişek gibi ilerliyoruz sizlerle çok sağ olun ki kanala desteğiniz bana ilginiz beni çok motive ediyor bugün tekrardan size inanılmaz bir video bekliyor arkadaşlar ama videomuzdan önce hani izliyorsanız gerçekten bu şekilde kanala abone olup buradan arkadaşlar bildirimleri açarak bütün videolara ve canlı yayınlardan haberdar olabilir aynı şekilde buradan arkadaşlar videomuzu da beğenerek bana destek olmuş olabilirsiniz. Bugün attığım video arkadaşlar dediğim gibi dünyada ilk vereceğim bir taktik. Ya ben YouTube'da araştırdım ve yok. O yüzden inşallah arkadaşlar video hoşunuza gider. Videomuzu beğenmeyi ve bu şekilde abone olmayı unutmayın ve iyi seyirler. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda videonun başlarını görmüş olduğunuz gibi draftta paso 4'te 4 nasıl yapılır arkadaşlar bunu sizlerle birlikte paylaşacağım. Arkadaşlar dün Gerçekten rezalet bir kadro kurma görevi çıkarlar. 91'lik kartı bu kadar rüze verecekleri hiç aklım ucundan bile geçmezdi. O kadar İslam Süleymani kardeşimizi depoladık ve bizim emeklerimizi ilk defa boşa çıkardı EA Sport It in the game. Senenin başından beri yapmış olduğum bütün yatırımlardan ilk defa Elim boş döndüğüm yatırım bu oldu arkadaşlar ve buna çok sinirlendim. Ben de bugün sizler için arkadaşlar kim kime çakıyor görmek için arkadaşlar EA vs OGXR mi yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte draftta 4 4 yapma taktiğini paylaşıyorum arkadaşlar. Her yerde araştırdım. YouTube'da kesinlikle çeken falan olmamış arkadaşlar. Bakın dünya genelinde söylüyorum çeken olmamış. Araştırdım arkadaşlar bunu ve bunu arkadaşlar coin sitedeniz yani coin kasma sitedeniz coin kasıyor dediğim sitenin sahibine de doğrulattım arkadaşlar. Hani bu size futbol şampiyonu e Perşembe geliyor ya. İşte bunun sebebi bunu yapan oyuncular futbol ayırlama ait e ayıklamak. Sadece Foot Champions'e dikkat ediyorlar onun dışında hiçbir yerde buna dikkat etmiyorlar arkadaşlar zaten siz de bunu fark etmişsinizdir Foot Champions'e karşı özel bir ee, yükümlülükleri var ama hani Foot Champions'e de hala uygulayabiliyorlar onları da size söyleyeyim yakalanmadan da uygulayabiliyorlar Ama siz tabii ki de bunu Foot Champions'e yapmayın hesabınızın güvenliği açısından ben şimdi sizlere bunu draftta nasıl yaparsınız bunu anlatacağım Bu arada arkadaşlar bu kadar özenle çektim bu videoyu araştırdım ettim sizlerden tek bir ricam var arkadaşlar o da 1000 beğeni geçmek arkadaşlar. Sadece 2 saniyenizi ayırıp video bir beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Keza 20 bin abone oldu ilerliyoruz. Kanalıma da abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım o 1000 beğeni geçelim ve OGX'e farkını gösterelim. Şimdi ben direkt arkadaşlar bir tane takım yaptım. Lan kolum nerede? Ben bir tane takım yaptım arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Hani fazla video dışı şey olmasın. Zaten beni biliyorsunuz. Ben full BPI kuran birisiyim. Normalde de normal ilk önce kadronuzu kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra e, bir tane bilgisayar lazım. Bir tane de işte konsolunuz PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360, Xbox One. Bilgisayar için geçerli. Çünkü bilgisayarda zaten kendi e, kull ya, kullanan çok kişi var. Yani. Bilgisayarda çok ek var. Bu arada bunu neden paylaşıyorsun derseniz arkadaşlar. Bunu neden paylaşıyorum? Çünkü bana geçenlerde bir adam geldi ve bana bunu yaptı, bana bunu yaptıktan sonra ben de kıllandım dedim. Hani çok mantıksız bir şey yani benim internetim var falan bu nasıl yaptı. Ee, ve araştırdım arkadaşlar bu şekilde buldum. Şu anda bunu kullanan dünyada birçok kişi var. Bana draftta çok denk geldi ben çok draftta oynadığım için. O yüzden dedim ki ulan madem gavurlar kullanıyor benim Türk kardeşlerim niye kullanmasın. ben normalde bunu paylaşmayıp arkadaşlar kendimle kullanabilirdim. Ama ben seninle paylaşmak istiyorum çünkü kimsenin hakkı yenmeyecek abicim bu oyunda. Herkes madem bir şey varsa herkes kullanacak. Ben bunu kanalaştığımdan beri bunun peşindeyim. Eğer dünyadaki insanlar bunu kullanıp bizi yeniyorsa, draftta dörtte dörtlerini yapıyorsa benim Türk kardeşlerimle bunu yapmaya layıktır. Hatta fazlasına layıktır. Şimdi arkadaşlar videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar hemen bilgisayarımızın surfine atladık. Sizlere şimdi bir tane uygulama söyleyeceğim. Bu uygulama arkadaşlar bütün kod yazıcıları, işte serverlar tarzı şeylerle ilgilenen herkesin kullandığı bir programmış. Ben de bunu bayağı internette araştırdım arkadaşlar. Hemen Chrome'a gidiyorsunuz. Kane Enable yazıyorsunuz arkadaşlar. Kane Enable yazdığınız zaman hemen şu üstteki görmüş olduğunuz gibi OXID.it Kane Enable e, diye bir yer var. bu program arkadaşlar sizin normal kendi internetinizle bağlı olan bütün şeylere erişmenizi sağlıyor. İşte senin mesela FIFA'da FIFA oynuyorsan karşıdaki rakibinin internetini görebiliyorsun veya e, ne bileyim işte CS oynuyorsan karşıdakini görebiliyorsun. Zaten bunu genelde arkadaşlar CS'de falan kullanıyorlarmış. Mesela Counter Strike turnuvalarında oynarken karşıdaki rakibinin bir tanesini işte internetini kopartarak e, o şekilde win alıyorlarmış. Ve arkadaşlar dedim ki bayağı da profesyonel anlamda kullanılan bir program ama dedim ki biz bunu tabii ki de en basic yani en basit haliyle Kullanacağız sizlerle birlikte önceki Chrome'da falan indiriyorsanız arkadaşlar veya antivirüsünüz açıksa programı indiremiyorsunuz çünkü program bazı internet gereksinimlerini gerektirmekte ama dediğim gibi ben kendi bilgisayarımı indirdim herhangi bir sıkıntım da yok arkadaşlar eğer antivirüsünüz falan varsa devre dışı bırakıp indirebilirsiniz bilgisayarınıza hemen şimdi şöyle görürsünüz buna bastığınız zaman mesela Chrome'daysanız ee şöyle basalım. Bakın Chrome'da ise girmesi size zarar şey içermektedir. Chrome ve antivirüs olduğu için bunu veriyor arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi antivirüsü falan deaktive ederseniz ve Chrome işte bir uygulama denerseniz bunu indirebilirsiniz. Şimdi bunu indirdikten sonra ne yapacağız? Ona geçelim. Evet arkadaşlar herhangi bir soru işareti kalmasın hakkınızda. Hani gerçek mi çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Videonun bundan sonraki kısmına iPad ile devam edeceğim arkadaşlar. Mesela görmüş olduğunuz gibi şimdi ben indirdim. Burada arkadaşlar Kenan Able görmüş olduğunuz gibi hemen şöyle zoomlayalım. Kenan Able programı var. Hemen arkadaşlar buna çift tık atıyorsunuz ve böyle bir e, hata mesajı veriyorsa Bu herhangi bir sıkıntı değil arkadaşlar. Yani bunu geçebilirsiniz. Bu tamamen ignor edeceğiniz bir mesaj. Ardından uygulama bu şekilde açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi program. Çok da basit bir menüsü var. Burada konfigür kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu seçili olan da kalsın tamam mı? Bakın dediklerimi yapın. Bu seçili olan da kalsın. Ondan sonra arkadaşlar basacağınız şey direkt tamam. Tamam bastınız şimdi. Her şey güzel tamam mı? Buna bastınız. Buradan sniffer kısmı var bakın. Sniffer kısmı. Basıyorsunuz buraya. Tıkladınız. Ondan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi şu ikinci soldan ikinciye basıyorsunuz. Ardından buraya tıklıyorsunuz ve şuradaki add butonu var. Add butonuna basıyorsunuz. Add butonuna bastıktan sonra hiçbir şey değiştirmiyorsunuz arkadaşlar. Direkt okey diyorsunuz. Şimdi arıyor. Bu sizin e, şimdi neyiniz bağlıysa arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, işte Apple'da mesela telefon olabilir, modem. işte ne varsa ne bağlıysa sizin network'ünüze bunu gösteriyor. Şimdi ee, buradan ne yapmamız gerekiyor? Şimdi sniffer'a bastıktan bunları yaptıktan sonrası burada size bakın en aşağıda APR diye bir yer var. İşte olayın patladığı kısım zaten burası arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz hemen görmüş olduğunuz gibi. Ardından PlayStation'a geliyorsunuz. PlayStation'da PlayStation tuşuna basıyorsunuz ve Xbox'ta işte her neyse hepsinde zaten beni aynı olduğu için fark eden bir şey yok. A, A geliyorsunuz buradan. Buradan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada hemen bağlantı durumunu görüntüle var. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi IP adresi 192.168.1.29 yazıyor arkadaşlar. Bakın bu sizin mesela bakın mesela hangi IP'niz olduğunu gösterdi bize. Şimdi buradan tekrardan şuraya gelelim. Dur bir saniye. Hemen şuradan host. Ben de burada videodan çektiğim için birazcık elim şey oldu. Bakın bu demek ki sizin PlayStation IP'niz. Bakın ve sizin bağlı olduğunuz IP'yi bu direkt buldu. Şimdi buradan tekrardan sniffer. Buradan sonra arkadaşlar APR'ye geliyorsunuz. APR'ye geldikten sonra burada şunu hemen e, şeyden çekiyoruz arkadaşlar şu şekilde. Sonra buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir kere dokunmanız gerekiyor. Ardından şuradaki artı tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan ilk önce modeminizi seçmeniz gerekiyor. Bu sizin modeminiz. Ardından da PlayStation seçmeniz gerekiyor. PlayStation. Şimdi siz bu ikisini seçtiğiniz zaman arkadaşlar bu sizin e, modeminizle PlayStation arasında olan bütün bağları listeleyecek. Mesela OK'ye bastık şu anda. Görmüş olduğunuz gibi şu anda biz böyle hazırız. Hiçbir şey basmanıza gerek yok. Ardından arkadaşlar direkt PlayStation'a geçelim. Görmüş olduğunuz gibi işte, FIFA 17. Ee, artık, artık hatta normal kayda geçebiliriz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk maçı kazanamam ama iPad'in şarjı bittiği için maalesef ki çekemedi. Şimdi size birlikte de tekrardan göstereceğim. Hatta bu da isabet oldu. Size söyleyeceğim birkaç tane şey vardı. Ee, öncelikle arkadaşlar bakın ben bu yöntemleri niye paylaşıyorum? Hani çok tepki veren taraf var, seven var. Ben bunu neden paylaşıyorum? Bir, eğer oyunda bir oyun açığı varsa herkes yararlanacak. Eğer EA bu oyun açını kapatmıyorsa da bunlara göz yumacak. Yapacak hiçbir şey yok. Ya ben bana kaç kere tarafta geldi adam bir tane gol atıyor çıkıyor win alıyor yani. Ben de bunu demek araştırmasam etmesem ben hala amele gibi drafta kanser olacağım abi. Oyunun şans faktörünü bekleyeceğim. Vurdu mu? Gol attı mı? Direkten mi döndü? Bu kalecinin bacak arasından mı geçti? Hani böyle dertlerle uğraşmayacağım. Sen bilgisayardaki hackleri senelerdir fixlemiyorsun abi. Bilgisayarda hack dolaşıyor. Hack de hack, hack de hack. Başka hiçbir şey yok. PlayStation'a geliyorsun adamın internet balansını 3 gösteriyorsun. Maça giriyorsun donuyor takılıyor vesaire. Ve sen hala bunları fixlemiyorsun. Yani sen bunları fixlemediğin sürece e Sports ve hani oyununu bu kadar paraya dayalı yaptığın sürece zaten oyununda her zaman bir oyun açıkları bulunacaktır. Yani zaten onlar da bana kalırsa bunların farkındadır. Ee, ben bunları paylaşacağım. Ben buldukça paylaşacağım. Zaten bunun hiç kimsenin bu oyunlu etkisi yok. Sen zaten gollemişsin. Daha iki tane gol atacağına ben sana adam adam çıkacak oyundan. Sen de yeni maça gireceksin. Veya 1-0 2-0 öndeysen maçında win alacaksın. Karşı tarafta hiç gol atmakla sinir etmekle uğraşmayacak. Yani tamamen nötr bir şey bu. Ama dediğim gibi sizlere bunu her zaman yapıyorsunuz. Yerim de hafta 4'te 4 yapacaksın. İki maçını kendin yani iki maçını böyle yapabilirsin. Dediğim gibi gol attıktan sonra direkt yapma. Gol at 5-6 dakika geçsin oyun dakikası olarak. Ondan sonra yap. Bundan yararlan. He ben bunu kimseye silah soruyla yaptırmıyorum. Çünkü aramızda çok var öyle. Yani çok değil de az var da hani Var yani kötü niyetli kitle. Her türlü benim paylaşım şeyden yararlanınca teşekkür etmiyor. İşte Koyesiroğlu takımını kuruyor. Bir tane yöntem olmuyor. Geliyor küfür ediyor. Hani ben bunu size silah zoruyla yaptırmıyorum arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Bu silah zoruyla falan yaptırılan bir şey değildir. Bu ben yöntemi paylaşıyorum. İstediğiniz şekilde yaparsanız Hani EA'den ban yememeniz için yapmanız gereken şeyleri de sizlere zaten tane tane açıkladım. Dediğim gibi videoda herhangi bir soru işareti bırakmadan her şeyi açıklayacağım. Bana lütfen Facebook'tan gelip abi şu şöyle mi böyle mi diye sormayın. Herkes videoyu izlesin. Çünkü mesajları yetişemiyorum arkadaşlar ve kul hakkına girmiş oluyoruz. Kul hakkına girince de ben insanları geç mesaj atıyorum ve bu da hiç hoş bir şey değil. Şimdi dediğim gibi deplasman takımı olarak aratacağız arkadaşlar ve rakiplerimizi bulacağız. Keza şöyle bir şey daha var. Normalde hani Perşembe günü futbol Champions e ödülleri veriyor ya. Perşembeye kadar işte böyle bu tarz. Yani bu değil de tabii daha bir sürü oyun açığı vardır büyük ihtimal. İnsanlar oyun açığı ile işte böyle Food Champions'te elit falan olup Team Music paketi açıyorlar arkadaşlar. Hani de bunları engellemek için Büyük ihtimal Perşembe'ye kadar bu hile yapanları ayıklıyor. Ama dediğim gibi sadece Foot Champions'de hile yapanları ayıklıyor. Foot Draft'ta falan öyle bir şey yok. Yani Foot Draft resmen Kurtlar Vadisi Kenya gibi bir şey yani arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Herkes birbirini kopartabiliyor. Foot Draft'ta Foot Champions'de falan zaten yapmayın çalışmaz arkadaşlar. Haberiniz olsun Foot Champions'e direkt çünkü oyundan atıyor. Şimdi direkt Foot Draft'ta bunu yapabilirsiniz. Tekrar altını çize çize söylüyorum. Ben videoyu paylaşıyorum. Yöntem budur. Kimse yapması için ısrar etmiyorum. Sadece böyle bir şeyin farkında olun diye bu videoyu atıyorum. İnşallah bir deplasman takımı olursak çiçek gibi olacak ve Allah şükür deplasman takımını verdi. Hadi bakalım maçımıza geçelim arkadaşlar ve sizlere de nasıl çalıştığını gösterelim. Evet adam oyundan çıktı şaka gibi. Ben deplasman takım bulunca sizler birlikte olacağım. Evet sonunda bir deplasman takım bulabildim arkadaşlar şükürler olsun ki. Şimdi giriyorum. Bu arada şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Eğer herhangi bir uyarınız varsa, yani herhangi bir hesabınıza uyarı varsa işte coin almaktan olabilir. Ya da ne bileyim bu eski foot draft hilesini kullanmaktan olabilir. Herhangi böyle bir uyarı var ise hesabınızda zaten bunu hiçbir şekilde yapmayın arkadaşlar. Şimdi takım Anthony Martial, Messi, Banega, Dybala falan filan Inter Milan bir takımı var. Şimdi bizim maçta galibiyet olarak alabilmemiz için arkadaşlar yapmamız gereken tek bir şey var. O da gol atmak. Gol attıktan sonra zaten her şey başlayacak ve kolay bir şekilde sizlere açıklayacağım Allah kısmet ederse. Şimdi direkt maç başlıyor arkadaşlar. Gol attıktan sonra sizlerle birlikte olacağım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda dakika 12'de golümü attım. Şimdi hemen iPad çekimine geçiyorum. Evet şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam olarak dakika 12.30 gibi. İşte öyle bir dakikada golümü attım. Şimdi normal şartlarda tabii ki siz bunu yaparken direkt bunu Uygulamayacaksınız arkadaşlar. Öncelikle hemen görmüş bilgisayarımız burada. Playstation'ımız burada. Şu anda golü attım. Bakın arkadaşlar yapmanız gereken şeyi söylüyorum size. Tabii siz bunu 5 dakika falan geçince yapın oyun dakikası olarak. Bakın. Uygulamamızı da programımıza daha doğrusu şöyle bir zoomla hadi iPad. Zoomlayabilirsin, başarabilirsin bunu. Okey nice. Şimdi. Ulan mouse nerede dur? Mouse'u göremiyorum iPadle çektiğim için. Hah. Bakın arkadaşlar. Dediğim gibi burada... E, ee, görmüş olduğunuz biz golümüzü attık. Şimdi oyunu durdurdum arkadaşlar ben gollememek için. Çünkü iPad'i tek elle tutuyorum şu anda. Bakın programımızda şöyle bir tuş var. Görmüş olduğunuz gibi. Buna basıyorum. Buna bastıktan sonra direkt şu aşağıya odaklanın arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Hani orası büyük ihtimalle takılacak zaten. Mesela görmüş olduğunuz gibi şu anda arkadaşlar takıldı. Hemen buradan geliyorsunuz. Şuna basıyorsunuz bir de bir de şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bu ikisini kapatıyorsunuz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. Ve kapattıktan sonra görmüş olduğunuz gibi connection has been lost with the report will be reviewed in to determine the outcome of the match. Yani siz durdurduğunuz zaman arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Bu kadar basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu ben oyunu durdurarak yaptım. Dilerseniz bir maçta da normal olarak sizlere göstereyim. Bu arada arkadaşlar şu anda 2'de 2 yapmış durumdayız. Ee, şimdi bir tane daha maç yapacağım. Onda da oyun içinde size nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Evet arkadaşlar, sonra da bir tane deplasman e, takım olduğumuz bir draft e, maçı daha bulabildim. Şimdi size tekrardan ikinci kez göstereceğim. Bu arada dördüncü maça kadar kendim kastım ki yani en azından videoda bir paket açalım diye. Dediğim gibi çok basit arkadaşlar ama e, bazen tutmuyor mesela. Tutmayamaz. Bazen tutmamı olsun dedim yüzde beş falan yani, yüzde %5, %10 falan. Hani eğer gerçekten hep tutturmak istiyorsanız arkadaşlar bir, Araplarla sakın girmeyin. Çünkü genelde Araplarda internet fazla kopmuyor. Araplarda girmeyin ve sol aşağıda şey yazıyorlar abi. E, draft team yazıyor. Draft team. Onları girmeyin abi. Draft team ve e, Arabik draft yazanlara girmiyorsunuz. Bunlardan birazcık e, internet koparmak zor oluyor. Tek yapmanız gereken sadece gol atmak arkadaşlar. Hani her iyi yani şansınız yerindeyse gel. Çünkü draft tamamen şans bence. Hani, oynamakla pek alakası yok. E, şansınız yerindeyse gerçekten hemen hızlı bir şekilde yaklaşık 10-10 dakika içerisinde bile bir tane draftınızı easy win yapabilirsiniz 4'te 4 çekin şeklinde ama dediğim gibi her zaman bunu kullanmanızı önermiyorum. Tekrar tekrar söyleyeyim. Bak mesela oyun dondu mesela. Bak o neydi mesela beyler anladınız mı? İnsan çıldırıyor yani. Gerçekten çıldırmamak elde değil. Bak orada topu veriyorum ve böyle pozisyon veriyorum ve ben orada aslında pasa bastım. Adam kendi kendine donuyor. Hani gerçekten bu oyunda inanılmaz şeyler oluyor arkadaşlar. Her neyse şimdi golümüzü atıyoruz. Ardından sizlerle birlikte taktiği yapıyoruz. Evet arkadaşlar penaltı kazandık. Şimdi penaltıyı kullanacağız ve direkt hızlı bir şekilde easy win'imizi alacağız. Allah kısmet ederse. Şimdi gördüğünüz gibi penaltıyı aldık arkadaşlar. Hemen penaltımızı bir gole çevirmemiz lazım. Hemen şu şekilde şöyle. Çakalım golümüzü. Yaya Ture attı golünü. Şimdi hemen iPad çekimine geçiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda Yaya Ture penaltı golünü atmış bulunmakta. Penaltıyı atarız hemen şuradan geliyorum arkadaşlar programa hemen. Şu tuşa basıyorum. Bu tuşa bastığım zaman arkadaşlar şimdi bakın görmüş olduğunuz maç dondu değil mi? Bakın maç yavaş yavaş donmaya başladı. Maç şu aşağıdaki şey takılması Şu anda takıldı mesela. Oo ee, takılmadı bir dakika bir saniye. Tam olarak takılmasını bekliyorum arkadaşlar. Burada inşallah gollemem. Tam olarak takılmasını bekliyorum. Mesela şu anda tamamen takıldı. Buraya geliyorum arkadaşlar. Tekrardan bir buna basıyorum bir de buna basıyorum. İkisinin de aktifliğini kaldırıyorum. İkisinin de aktifliğini kaldırdığım zaman... Bakın mesela şu anda devam ediyor. Tekrardan yapalım bir saniye. Arada bazen böyle olabiliyor arkadaşlar. İşte bu da adamın dediğim gibi internetten kaynaklı bir durum. Şimdi oyunu durdurdum. Görmüş olduğunuz gibi şuraya geldim. Bakın tekrar görmenizi istiyorum. Bazen böyle oluyor yani. Hani her türlü olumsuz şey görün ki sizler de yapabilin. Bastım bunu abi. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda hatta maçta işte şöyle başlatalım. Buna bastım ben. Şu anda oyun dondu. Böyle iyi internetli rakiplere karşı bunu sürekli denemeniz gerekiyor. Şu anda bastım. Bir kez daha bastım. Mesela şu anda bakın devam ediyor. Görmüşsünüz gibi bunu tutturmak arkadaşlar birazcık zor oluyor ama şu anda oyun donmuş durumda. Görmüş olduğunuz gibi mesela tekrardan başladı. Böyle iyi rakip geldiği zaman arkadaşlar bunu denemeniz gerekiyor sürekli. Bakın mesela tekrardan bastım. Ve tekrardan arkadaşlar oyun donacak. Şimdi bakın inşallah buradan sonrası devamı gelmez. Bakın şimdi oyun dondu mesela şu anda. Görmüş olduğunuz gibi uzun bir süre dondu. Şimdi tekrardan arkadaşlar aynısını yapalım. Bakalım maç devam edecek mi? Çünkü devam etse bile dediğim gibi bunu sürekli tekrarlamanız gerekiyor. iyi internetli rakiplere karşı ama dediğim gibi en de sonunda adamı oyundan çıkartabiliyorsunuz. Bu şekilde iyi internetli rakipler geldiği zaman şimdi olduğu gibi videoda birazcık birkaç şey yapmanız gerekiyor. Ama onun dışında ne olursa olsun direkt rakibinizi oyundan çıkartabiliyorsunuz. Şimdi direkt PlayStation çekimine geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyun açıklarını kullanarak şu anda 4'te 4 yapmış durumdayız. Şunu söyleyeyim sizlere yani iyi internet rakibin gelmiş durumunda bazen işte az önceki gibi birkaç kez yapmanız gerekiyor. İnternetten kolay kolay çıkaramıyorsunuz. Bazen de yani gerçekten adamın interneti iyiyse arkadaşlar ee, oyundan çıkaramıyorsunuz. Yani oyun açığı bazen maalesef bug'a girebiliyor. O durumlarda da dediğim gibi maçı kendiniz oyun yenilirseniz de yenilsen bile nasıl full draft bir şey alırsın o videoyu izleyerek katlayabilirsiniz. Şimdi paketleri açalım arkadaşlar. 25 kalk paketten CDM kokelin geldi görmüş olduğunuz gibi. Videoda paket açılımı yapmakta gerçekten güzel oldu yani hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmezdim. Bu arada Totti'nin bir fiyata gitmiş olması lazım Roma'nın SPC'sinden kaynaklı. Roma SBC'den kaynaklı 1.5-2K falan gidiyor. Şimdi neyse onları ben videonun dışına bakarım. Hemen şunları şu şekilde alıyorum ve üçgene basarak transfer sesini salıyorum. Şimdi bir tane 35 kalk paket var. Bakalım 35 kalk paketten ne vuracağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar diyoruz. 35 kalk paketten bile baş çıkıyor arkadaşlar. CDM'den Danilo çıkıyor. 83 rating değil. Zaten arkadaşlar hani dediğim gibi hiçbir şey çıkmadı değil mi? Yani şu anda aslında ee, bu tamamen bir baş baş yani hani bu bildiğim baş hani başka bir çaresi yok bildiğim başka bir açıklaması olmayan bir baş bu ee, ama bunları sattığınız zaman bile bana inanın ki arkadaşlar 15 gayet çok rahat bir şekilde çıkarıyorsunuz ki her zaman da bu kadar şanssız olmuyorsunuz arkadaşlar açıkça konuşmak gerekirse Nadir hani böyle şanssızlıklar oluyor. Onları dediğim gibi satarak ya da ikinci drafta oynayarak zararınızı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları attık. Bunlara yer yok olmadığı için bunları da hemen kulübe atıyorum. Kalanları da QXL ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar draftlarınızı win alabilirsiniz. Dediğim gibi ben hani bu, bu yöntemi çok araştırdım. Ee, oyundan çıkmam olasılığı çok 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 az bir olasılık. Dediğim gibi kafanıza yatıyorsa ben kimseye silah soruyla yaptırmıyorum. Sadece böyle bir şeyin varlığından bahsetmek için bu videoyu çektim arkadaşlar. Ee, eğer video hoşunuza gittiyse lütfen ama lütfen videomuzu beğenmeyi, yeniseniz de abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Yarın akşam Allah kısmet ederse bir paket açılımı sizlerle birlikte olacak canlı yayında. O yüzden bildirimleri açmayı ve Facebook grubuna katılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu oyunlar diliyorum. Çok aşırı şekilde kullanmayın ki ban yemeyin arkadaşlar. Yani her maçta günde 30 maçta da kullanırsanız zaten banı yerseniz günde 5-6 maç ya da maksimum 7-8 maç bu şekilde kullanabilirsiniz. Sizlere tavsiyem yeni hesaplar için iki tane falan bir ondan yapın bir bundan bir ondan bir bundan o şekilde oynayın. Kendinize çok iyi bakın mutlu bir hafta sonları diliyorum ve bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.